Merhabalar, ben Şef Funky Tolga. Bugün sizlere kaju, badem, fındık ve yulaftan nasıl süt elde ederiz ve neden bu ürünleri tercih etmeliyiz hakkında size bilgiler vereceğim. Ama yanlışlık olmasın diye size bunu okumayı tercih ediyorum. Malumunuz üzere dünya bizim ve tüm diğer yaşayan bitki ve hayvanların evidir. Herkesin bireysel olarak kendi evini düşünmesini istiyor. Hepimiz kendi evimize özenle bakar, özenle davranır. Çünkü biz ve ailemiz orada yaşar. Orada hayatımızı idame ederiz. Aslında bu doğrultuda dünya bizim doğal yaşam habitatımız. Ve buna kendi bireysel evimizden daha özenli olarak davranmamız gerekir. Kendimiz, çocuklarımız ve onların geleceği için bunu yapmak zorunda olduğumuzun bilincinde olmalıyız. Dünya hepimizin bildiği gibi küresel ısınmanın etkisinde. Her geçen gün daha kötüye, daha hızlı ilerlemekte. Bu sebeple çok yakın zamanda tüm canlılar tehlike altına girecektir. Şu anda dünya üzerinde 8 milyara yakın insan bulunmaktadır. Bu nüfusu beslemek için ise 80 milyar değil mi? 80 milyar üzerinde et ve süt ürünleri hayvanı bulunmaktadır. Bu sayıdaki bir nüfus için artık dünyamızı insan gezegeni olarak çağırmak zor. Daha çok hayvan gezegeni diye çağırabiliriz. Süt ve et ürünleri hayvancılığı sürdürülebilir bir sistem değildir. Bu sebeple alternatif gıdalara ve seçeneklere yönelerek talep miktarını kesinlikle en aza indirmemiz gerekmektedir. Dünya üzerindeki sarf edilen suyun %60'ı maalesef bu hayvan nüfusunu sulamak, tarım arazilerinin %58'i de bu hayvan nüfusunu beslemek için kullanılmaktadır. Ormanlar bu sebeplerle her gün yok edilmektedir. Amazon yağmur ormanlarının %91'i hayvancılığa yem sağlayabilmek için yok edilmiştir. Bu şekilde et ve süt ürünlerini tüketmeye devam edebilmek için dünyadaki tüm şehirlerimizi yok edip tüm dağlarımızı ve ormanlık alanlarımızı otlaklık alanlara çevirmemiz gerekmektedir. Kendimizi, yuvamızı, çocuklarımızı seviyorsak artık gözlerimizi açıp tek evimiz olan dünyaya özen göstermeliyiz. Bir yıl boyunca evimizde hiç durmadan duş alsak, bir ineğin bir yılda tükettiği su oranının %10'una eşdeğer su israfı etmiş olamayız. Bakın oranların yüksekliğine. Aslında durum bu kadar net. Bütün bu hayvan nüfusunun günlük olarak çıkarttığı gaz miktarı araçlarımızın bir sene içerisinde çıkarttığı metan gazının yaklaşık 100 katından daha fazladır. Elbette insanlar olarak elimizden geldiğince diğer çevreyi etkileyen, zararlı olan her şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Ama ve lakin en temel sorunlardan daha küçük sorunlara doğru hareket etmek, hayvansal süt ürünleri insanlar için çok faydalı olmadığı artık uzmanlar tarafından da kabul edilen bir gerçektir. Araştırmalar gösteriyor ki insan vücudu inek sütünün içerisindeki proteinleri sindirmeye elverişli değildir. Laktoz intoleransınız olmasa dahi fazla süt tüketimi sizleri rahatsız ettiğini gözlemleyeceksiniz. Birçok insan süt tüketiminden sonra hazımsızlık, şişkinlik ve gaz problemleri yaşar. Bitkisel sütler bünyesinde hayvansal protein barındırmayan tamamen bitki kaynaklı sütlerdir. Bir bardak hayvansal süt 8 gram kadar protein içerirken bitkisel sütlerde bu oran 1 ila 3 gram arasındadır ki insan için yeterli bir oran. Hayvansal süt kalsiyum açısından avantajlıdır. Ancak soya ve yulaf sütü en az inek sütü kadar kalsiyum içermektedir. Badem ve fındık gibi süt ürünleri kalsiyum içermez. Birçok vitamin ve mineral açısından vücut sağlığına faydalıdır. Bildiğimiz gibi bizim mutfağımızın sloganı ne yediğini bil. Her zaman bunu söylüyorum. Mutfağımıza özen göstererek bizim için gerekli tüm besin ve değerleri tüketmeye özen gösterelim. Bu konularda daha fazla bilgi edinmek isteyen arkadaşlarım için 2014 yapımı olan Cowspiracy: The Sustainability Secret, yani Sürdürülebilirliğin Sırrı adlı belgeseli izlemelerini tavsiye ederim. Açıklamalar kısmında da linkini bırakacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aslında kendim için değil, sizler için de konuştum. Çünkü burada tek başıma yaşamıyorum.
Hepsinin ne batı olmuşum. Harflerimize başlıyoruz. Ne ihtiyaçlarımız var? Ben şöyle bir sayım yaptım. 25-30 adet kaşu, fındık, badem hepsinden 25-30 adet yaklaşık 700-750 milim suyla hidrolle çektikten sonra süzüp elde ettiğimiz sıvıya bitkisel bazlı süt deniyor. Yulaf için aynı şey geçerli değil. Bir bardak yulaf ihtiyacımız var. Tabii ki bunların hepsini bir gece önceden ıslatıp bekletiyoruz. Eğer çok vaktiniz yoksa 2-3 saat önceden ürünleri sıcak su ile de ıslatabilirsiniz. İlk önce benim favorim olan badem sütüyle başlayacağız. Bademlerimizin kabuklarını soymaya gerek yok. Çünkü onun içerisindeki vitamin ve minerallere de ihtiyacımız var. Zaten hiçbirisi sütün içerisine katılmayacak. Onları bir bez ve süzgeç yardımıyla süzüp ayıracağız. 25-30 tane bademimizi blenderimize alıyoruz. İlk önce suyumuzun bir kısmını ekleyeceğiz. Küçük bir kısmını. Bademlerimizi püre haline getirdikten sonra suyumuzu üstten yavaş yavaş ekleyeceğiz. Bademlerimiz püre haline geldikten sonra suyumuzu hafif hafif ekleyip kapatıp sonra tekrar ekleyeceğiz. Ben ilk önce bir 400 milime kadar ekledim. Şimdi biraz daha çevirmek istiyorum. Toplamda çevirmemiz gereken ilk koyduğumuz küçük suyla birlikte bademler tamamen mama haline geldikten sonra ilk ve ikinci suyu eklediğimizde de yaklaşık 3-4 dakikalık bir karıştırma süresi bizim için yeterli olacak. Toplamda 6-7 dakikada yaklaşık 1 litreye yakın süt elde etmiş olacağız. Geri kalan suyumuzu ekliyoruz. Evet, sütümüzü karıştırmayı bitirdik. Eğer ki biraz daha yoğunluk isterseniz bu sütü bir saat kenarda dinlendirip daha sonra da süzebilirsiniz. Ama bunu ne için kullanırım? Kahve. Özellikle aromalı kahve istiyorsunuz. Yok fındıklı olsun, yok kajulu olsun, yok bunlu olsun, şunu olsun. Bak hepsini yaptık size. Puding yapımında kullanabilirsiniz, tatlı yapımında kullanabilirsiniz, tavuk göğüsleri artık aklınıza ne geliyorsa sütün ve suyun geçtiği her noktada bunları kullanabilirsiniz. Kendilerinin içerisinde de yağ bazları, asitleri var. Sütte de aynı ki süt bir işe yaramazken bundan bolca vitamin ve mineral alıyoruz. Çocuklarımıza bunu alıştıralım. Süt sağlıksızdır. Evet, şimdi şöyle bir göstereyim. Beyaz bir tülbentim var. Sadece süzmek için kullandığım. Onu derin bir kabımın içerisine aldım. Evet, görmüş olduğunuz üzere aynı süt rengi. Hiçbir farkı yok. Hiçbir fark yok. Kahvelerin içine inanılmaz yakışıyor. Özellikle bu yapacağımız yulaf sütüyle o sıcak nedir o? Cimbali makinelerde onu kaynatıyorlar, bir köpürüyor. Yani böyle bir inek sütünden köpük çıkmaz ya. Evet tabii, becerikli bir barista lazım. Evet, sütümüzü süzdük. Bunları nerelerde saklayabiliriz? Büyük jarlarımızın içine alacağız. Büyük kavanozlarımızın içine alacağız. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Burada kalan püreleri ise biriktiriyoruz. Kurabiye, kek, poğaça, börek ne yapıyoruz? Onların içine koyuyoruz ve hiçbir şeyi israf etmeden kullanmış oluyoruz. Hashtag atıksız mutfağı destekliyoruz. Abi maşallah ya, babam da mı inek sağırdı? Bir kavanozumuz var. Kuru, temiz, bir şey kokmuyor. Bakın sütümüzü buraya alıp buzdolabımızda. Bu sütleri buzdolabından ısısını değiştirmediğiniz sürece uzun vadeli
Bu sütler 4-5 gün dolabınızda kalacaktır. Aa, baktınız sanki suyla ayrılmış gibi, hiç sorun yok. Meyve suyu gibi çalkalıyoruz ve kullanmaya devam. Zaten ekşidiğini, kokusundaki o ekşimtırak, açtığınızda bir ekşimtırak bir koku çıkar. Anlarsınız, bazen dolabınız o kadar hava geçirmez, güzel saklıyordur ki 6 güne kadar gider. Haberiniz olsun. Hemen sizlere göstermek istiyorum. Asla çirkin bir şey değiller. Yenilik her zaman, değişim her zaman insanlığı geliştirir, yüceltir, ileri götürür. Şeref. Çok güzel, tatlımcık tatlımcık böyle. Çok beğendim. Bu soğunca var ya, içinde böyle bir kakao falan. Bu sıcak kakao yapımında bence inanılmaz olurmuş gibi. Evet, şimdi sırada diğer sütlerimizle devam edeceğiz. İkinci sütümüze geçiyoruz. Tabii ki kaju olacak bu sefer. Kajularımızı atıyoruz. Hemen küçük bir su. Tamamıyla püre haline getireceğiz. Aynı prosesi devam ettiriyoruz. Şimdi ilk önce suyumuzun bir yarısını koyalım. Diğer kısmını da ekliyoruz suyumuzun. İki üç dakika daha düşük derecede çırpmaya devam edelim. Şimdi bu sütümüz de hazır. Bakın, biz çok yoğun olmadan ekonomik şekillerde nasıl bunları tüketiriz deyiz. Eğer ki siz tadının daha yoğun, daha kremamsı olması istiyorsanız tabii ki aynı litre suya bunun iki katı miktarlar koyabilirsiniz. Evet, o zaman daha yoğun bir tadı olacak. Ama 25-30 tane de yaklaşık 35-40 grama denk geliyor. Ama siz isterseniz 70-80 gramı da çıkartabilirsiniz kuru yemiş miktarını. Ayrıca tuzlu tariflerinizde de bunları kullanabilirsiniz. Beşamel sos yapımı gibi olsun veya sos yapımı gibi olsun. Hem içeriğinizin vitamin ve mineral oranını yükseltmiş olursunuz. Hem de süt endüstrisine destek vermeyi bırakırız. Hayvanlara yazık çünkü. Bizim 10 katımız kadar hayvan varmış bu dünyada. Sanki biz de bu dünya bizim diye geçiniyoruz. Bildiğin inekler ve osuruklarınınmış bu dünyaya. Evet, bunun içini göstereceğim. Bunun içi badem kadar kuru değil, daha kremamsı bir madde çıkacak buradan. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu çok miktarlarda yapıp bir yere ayırıp böyle sabah ekmek kızartıldı, hemen onun üstünü sürüp üstüne domatesinizi, peynirinizi, artık neyse diyorsanız onu yapıştırabilirsiniz. Evet, bunu da nasıl depolayacağınızı gösteriyorum. Böyle yaptığınız ice kafeler, buzlu kahveler, artık aklınıza ne geliyorsa oraların hepsini de kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Yani düşün, mesela şunun şeyi de olur. Hani süt, muz vesaire tarzı yapıyorlar ya çocuklar. Evet, tabii ki. Çok daha fazla. Evet, mesela yani geceden yulaf ıslatıyorsunuz. Niye suyla ıslatıyorsun abi? Islat bunu. Çiğinizi, keten tohumunuzu koyun. Ondan sonra muzunuzu altı ezin. Üstüne yulafı koyun, bunu koyun. Çocuklarınız kakao seviyorsa kakao ile karıştırın. Sabah size puding yaptım deyin. Çocuklarınıza farklı değişik kahvaltılar sunmayı. Sürekli peynir, 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 süt, peynir, yoğurt. Yani bu kadar da
traditional, kültürel. Değil mi? Geleneksel. Geleneksel olmaya gerek yok. Çünkü 1940'ların sonunda da sigara içmek wow, çok şık, çok güzel bir şeydi. Bak şimdi herkes kanserden ölüyor 60 yıl sonra ya. O yüzden bilim ilerledikçe biz de ilerlemeyi takip etmeliyiz. Şimdi şunun tadına da bir bakalım. Bunun görünümü daha çok süt gibi. Kajunun içilebilir hali çok şık. Evet, diğer ürünümüze geçeceğiz. Yoğunlukla Karadeniz bölgelerimizde yetişen fındığımızın da sütü neden olmasın? Evet. Şöyle küçük bir su. İlk önce püremizi yapacağız, unutmayalım. Daha sonra bütün suyu ekleyeceğiz yavaş yavaş. Suyumuzun yarısını ekliyoruz. Şimdi yüksek turda. Şimdi şöyle kapaklı kalmış olan tortularımızı da temizleyelim. Hiçbir şey ziyan olmasın. Şimdi düşük ayarda. Voila! Fındık sütümüz de hazır. Şimdi süzme işlemine geçebiliriz. Çok güzel fındık sağlarım arkadaşlar. Bakın. Bayağı bu fındık kokuyor ya. Ötekilerin öyle buram buram kokusu almıyordu, tadarken alıyordu. Bunda bayağı fındık kokuyor yani. Tekrarlıyorum arkadaşlar, bu ürünlerin dolabınızda 5-6 güne kadar muhafaza edebilirsiniz. Lakin bunu aldınız, böyle koydunuz, burada 2-3 saat durdu, sonra buzdolabına koydunuz. Tabii ki siz ısı farkı yarattığınız için taze kalma süresini de azaltıyorsunuz. Aynı süt gibi düşünün. Buna da tadına bakılır. Oh, çok güzel kokuyor. Burnu var ya, kahve ateş edermiş gibi. En aromalısı buydu yani. Gerçekten aromalı bir kahve yapacaksanız fındık sütüne ihtiyacınız var arkadaşlar. O zaman diğer sütümüze geçelim. Şimdiki sütümüz yulaftan olacak. Cappuccino'lar, latte'ler için bu kremamsı kıvamı işte burada yakalayacağız. Hadi o zaman başlayalım. Ne yapıyoruz? Önceden ıslatılmış ki çok hafif ıslatıyoruz yulafımızı. Çok sulu olmasın diye. Zaten onlar suyu çekeceklerdir. Hafif bir su koyuyoruz. Ve püreleme işlemimize başlıyoruz. Diğerleri gibi sert bir yapısı olmadığından çok çabuk püre haline geldi. Etrafı sıçramadığı için suyumuzu üst tarafından yavaş yavaş ekleyeceğiz. Düşük ayarda. Tada! Sadece 4 dakikamız aldı. Süzme işlemimize geçeceğiz şimdi. Benden iyi kuru yemiş sadece olurmuş. Zaten bunu süzerken elinizdeki kayganlığı, kremamsıyı, kıvamı daha iyi anlıyorsunuz. Bence beşamel sos veya beyaz sos yapımında harikalar yaratacağını düşünüyorum yulafın. Hatta bu sayede içerisinde kullandığınız gluten, un miktarını azaltabilirsiniz.
Onu da deneyip size öğreteceğim, hiç merak etmeyin. Hazırda toplam 4000'e yakın reçetemiz var. Koku inanılmaz. Bence çok güzel bir salep olur bundan. Yoğunluğuna yoğunluk katar. Kendime de ayırdım. En yoğun aroma burada var. Ağızdan küçük bir nasıl dinle? Hiç diyemeyeceğim. Böyle like a sandy. Kumlu. Aha. Böyle kumlu bir tat. Sonra krema. Sonra akışkanlık. Ve her şey yok oluyor. Ne yalan söyleyeyim. Süte hepsi yüz basar. İçerik bakımından ve tat bakımından. Umarım vermiş olduğum bilgileri destekler, sever, beğenir, yorumlarınızı eklersiniz. Sizi seviyorum. Afiyet olsun. Şöyle bir dipnot. Kendinizi sevin. Bizleri sevin. Ve dünyayı sevin. Yoksa var olmak amaçsızlaşır. Kendinize iyi bakın.